Merhabalar, şimdi işten çıktım. AVM'ye gidiyorum. Saat 5:20 geçiyor. 5'te işten çıkıyorum. Şöyle yürüyorum. Çünkü Watson's indirim yapmış, fondöten almam lazım. Tek başıma şöyle bir keyif yapayım dedim. AVM'de biraz gezerim. Özellikle de Revlon'un fondötenini almak için gideceğim. Metro Garden'a geldim. Öyle. Hadi şimdi ben gireyim bir AVM'ye. Yine çekeceğim. Watson's'tan bir şeyler aldım. Şimdi Gratis'e baktım. Bir şey bulamadım Gratis'te. Şimdi Migros'a soruyorum. Bakayım orada yüzde kaç indirim var. Ona göre ya Migros'tan alacağım, geri kalan alacağım mı? Ya da Gratis'ten. Şimdi televizyonu açtım. Bakıyorum Survivor'a. Bir şey yok televizyonda. Öyle televizyon sırf ses olsun diye açık açıkçası. Eşim vardiyalı çalışıyor. Bu akşam 10'da işten çıkıyor. 11 gibi ancak evde olur. Onu bekliyorum. Öyle. Şimdi size aldıklarımı göstereyim dedim. Gratis ve Watson's'tan bir şeyler aldım. Anneler günü indirim vardı. %50 indirim. İlk önce bu küçük poşeti göstereyim size. Ben bunu gerçekten çok 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 merak ediyordum. Revlon'un bu Color Stay fondötenini. Benim yüzümde şu an, makyajımı daha temizlemedim. Yüzümde şu an Rimmel London'ın Lastic Finish fondötenim var. Yalnız o bana gün içerisinde, şimdi ben sabah yapıyorum, akşama kadar bu yüzdeyim. Bana biraz ağırlık yapmaya başladı. Ben bundan ama Rimmel London Lastic Finish fondöteninden herhalde bir 6-7 şişe bitirdim. Artık bir de sıkıldım. Artık yeni bir şey arıyordum. Şu Revlon'un Color Stay fondöteninden aldım. Aslında benim cildim karma bir cilt. Karma cilt de şey yoktu. Ben de illaki alacağım ya. Yani bir yere gittim, illaki o şeyi almam lazım. Kötü de olsa alacağım yani. Böyle bir psikolojideyim. Ben de bu Revlon'un Color Stay fondötenini normalinden aldım. Umarım iyi olur. Bunu almayı çok istiyordum. Gerçekten çok istiyordum. Hafif bir fondöten olduğunu söylüyorlar. Hem de yaz geliyor. Koruma faktörü var. SPF 20'ymiş. Bunu da yeni fark ettim biliyor musunuz? Çok iyi olmuş. Bunu aldım. 24 saatte etkiliymiş. Bakalım. Daha sonra göz altı kapatıcısı bende var ama o açma tarihinden 2 sene sonra kullanın, 2 sene daha kullanabilirsiniz yazıyor. 2,5 seneyi devirdi. Bitmedi ürünüm ama içim rahat etmedi. Bu hangi marka? Galiba Rimmel London'ın Match Perfection. Evet, Rimmel London'ın. Bu gözaltı kapatıcısını aldım. Burası fırçalı arkadaşlar. Fırçalı olması çok iyi. Çıkarttığım gibi tak tak fırçayla sürme işi çok iyi açıkçası. Watson's'tan da bunu aldım. Bu şey normalde ne kadara düşüyordu? Bu normalde 50 küsür. %50 indirimle ne kadar oldu? 25'e denk geldi. Bu da %50 indirimdi galiba. Yani ikisine birlikte 36 lira para verdim. Bence çok uygun. Çünkü bunun teki zaten 50 liraya satılıyor. İkisine birden 36 lira vermem çok iyi oldu. Bu arada eyeliner baktım. A101'den. A101'den eyeliner aldı iş arkadaşlarım. 7 liraya hem de şeyin Golden Rose'un. Herkes ondan kullanıyor. Ben gittim. 2 tane A101'e gittim. İnanın. İkisinde de kalmamıştı. Galiba BİM'de de gördüm ama markası ne bilmiyorum. Hani kalkıp da baktım Gratis'te Watson's'a hiç 7-8 liraya yoktu. Ben de beklemek istedim yine gelir diye. Öyle. Watson's'tan aldığım bu kadar. Şimdi buna gelelim. Bu nedir? Bu Venus'un jileti arkadaşlar. Ben bundan hiç denemedim. İlk defa deneyeceğim. Venüs'ü. Bu tıraş bıçakları çok sert çıkarmıyormuş. Hani normal bildiğimiz jiletler gibi değilmiş. Hani ben de inanın denemek için aldım. Sırf çok merak ediyorum. Bu Venüs'ün
şeyini. Üstünde de yazıyor ki tek adımda ipeksi bir cilt için köpürür diyor. Deneyeceğim. Bakalım memnun kalırsam söylerim. Bunu da 20 TL'ye aldım arkadaşlar. 10, 20 TL'ydi de 17,5'a mı aldım? Galiba 10, 20 TL'den 17,5'a düşmüştü. Böyle. Bakalım. Ben normalde bundan hiç kullanmadım. İlk defa denemek için aldım. Hani normal jilet gibi olmaz inşallah. Bir de Çağrı Market'ten şu şampuanı aldım. Elidor'un şampuanını. Elidor'un şampuanı ile birlikte bu tarağı veriyorlar. Fiyatı 11 liraya geliyordu. Ben de bu tarağı gördüm ya, bunu almak istedim. Şöyle göstereyim size tarağı. Şöyle pembiş pembiş tarağı var. Böyle bir tarak aldım. Hediye verdiler Elidor'dan. Öyle. Benim anneler günü indiriminden aldıklarım bunlar. Şimdi ne düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Aklım aslında annemde. Annemle konuştum telefonda. Ağladı. Biz birbirimize çok bağlıyız. Böyle arkadaş gibiyiz. Benim annem genç yani. Böyle ben de çok üzüldüm. Bilmiyorum yani, diyorum acaba sürpriz yapıp gitsem mi? Sonra hani ilk defa gidiyorum ve eşimle de gitmek istiyorum. Temmuz'da herhalde gideriz. Ağustos'u bekleyemeyiz diye de düşünüyorum artık. Bilmiyorum, ben de özledim. Hani bir de annem ağlayınca böyle içim bir cız etti. Allah kimseyi ailesinden ayırmasın, ne diyeyim. Aklım annemde. Bu arada eşim aradı. Kuru fasulye suya koymuştum. Normalde kuru fasulyeye bayılır. İş yerinde de kuru fasulye yedim. Kuru fasulye yapmasan olur mu dedi. Patates kızartır mısın? Şimdi ben de kuru fasulyeyi suya koydum. Onu yapmasam o bozulur fasulye. Kuru fasulyeyi yaparım. Yarım mı yeriz? Ne yapsam bilemedim. Yani patates kızartırım. Ne yapayım? Çünkü adam yemiş kuru fasulyeyi. Ben de öyleyim. İşte yediğimi akşam evde yemek istemiyorum. Bakayım patates kızartırım da kuru fasulyeyi pişirsem mi? Yazık olmasın, çöpe mi gidecek? İsraf, yazık, günah. Onu da pişirir yarın yeriz ya. Pilav üstü kuru yaparız. Yani işte hayatta hiçbir şey planladığınız gibi gitmez. Mesela örnek bu. Ne yaptım? Kuru fasulye yapacaktım. Planladım. Sonuç ne? Patates kızartması. Eşime sabahtan akşama kadar her gün patates kızartması var. Hiç bıkmaz. Hiçbir şekilde bıkmaz. Öyle ona patates yaparım. Ben de patates kızartması yerim de kuru fasulyeyi ne yapacağım bilmiyorum. Öyle evde tekim ona kadar. Çok sıkıcı, iğrenç bir duygu. Gerçekten iğrenç bir duygu. Bir de tırsıyorum yani biraz. Öyle. Ama alışacağım, büyüyeceğim, güçleneceğim ama eşime pek belli etmiyorum korktuğumu. Bu videoda izlerse anlar ama izlemiyor. O başına bir bakıyor, sonuna bir bakıyor videolarımın. O kadar. Ben şimdi kalkayım. Mutfağı bir toparlayayım. Ondan sonra bakayım. Pişirsem mi, pişirmesem mi? Duruma göre hareket edeceğim. Evet arkadaşlar, fasulyeyi ne yapacağıma karar verdim. Şimdi tencerede suyu kaynatıyorum. Fasulyeleri içine atıp bir güzel kaynatacağım. Daha sonra patatesleri soğutup buzluğa atacağım. Yazık olmasın fasulyelere. Burada da patates. Ben bu patatesi kullanıyorum. Biliyorum biraz zararlı ama tadı çok güzel oluyor bunun. Bu bir daha hani soyup yapmaktansa evde bunun bulunması çok iyi oluyor. Bir de bunu çok, yani mutfağımın patatesini çok seviyorum. BİM'den almıştım, market alışverişinde görmüştünüz. Bunun tabi hepsini yapmayacağım. Dörtte üçünü yapıyorum. Dörtte biri kalıyor bunun. Bir de çok çabuk pişiyorlar bunlar. O açıdan da iyi oluyor. Öyle. Bu akşam patates var. Şu fasulyeyi de buzluğa atayım. Bu şekilde akşamı geçiştiririz. Ne yapalım? Bu akşamlık böyle olsun. Sofrayı hazırladım. Patatesleri kızarttım. Dünden kalan domates çorbam vardı.
Ketçap, mayonez, ekmek orada. Bu akşam böyle. Patates kızartması ile geçiştireceğiz. Bu kadarcık bir sofra. O zaman şimdi bize afiyet olsun. Haşlayıp soğuttuğum fasulyeleri buzdolabı poşetine yerleştirdim ve bunları ikiye böldüm çünkü fazla yapmışım fasulyeyi. Birini bir pişirmede, diğerini diğer pişirmede kullanmak için. Bu şekilde iyi ki çöpe atmadım. İyi ki bu şekilde bir şey düşündüm. Bunları da değerlendirmiş oldum. Evet arkadaşlar, saat 12.30 oldu. Çok bitkin hale düştüm. Kusura bakmayın, pek de hani böyle canlı bir video olmadı ama inanın 6'da kalkıyorum, 1'de yatıyorum. Çok düzenim bozuldu. Ama ne olursa olsun yüzümü temizleyeceğim. Neutrogena'nın şu ürünlerini yüzümü de temizleyeyim. Öyle yatayım. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bu kötü ışık için, doş ışık için özür dilerim. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.